Evet, şimdi gruplandırma işlemlerinin nasıl olduğunu göreceğiz. Ne demek istiyoruz? Bakın şu ilk yaptığımız tablolardan kaç tane kız öğrenci var ya da kaç tane erkek öğrenci var gibi bunları sorgulayacağız. Hemen imlash.execute diyoruz. Select OGR cinsiyet diyelim. Mesela cinsiyetlerden kaç tane var? Virgül count yıldız from OGR bilgi dedik. Sonra bunu tabii fetch almamız lazım. Bunların sayısı lazım. Değişken isminin önemi yok. imlash.fetch all dedik. Print sayı dedik. Bakın çalıştırdığım zaman hatayla karşılaştık. Buradaki hata mesajının sonuna geldiğimizde bakın burada group by işleminin yapılması gerektiğinden bahsediyor. Yani bu şekilde doğrudan alamazsınız diyor. Hemen yazalım from OGR bilgi sonrasında group by OGR cinsiyet. Yani burada bir gruplama işlemi yaptırıp öyle bak diyoruz. Bakın çalıştırdık. 2 erkek 3 kız varmış. Doğru mu? Evet, 2 erkek 3 kız var. Bakın hemen değiştirelim. Şimdi biz burada özellikle bir sütunu aynı bırakmıştık. Şurada gördüğümüz gibi şehirde OGR şehir, bunu da OGR şehre göre gruplandırma işlemi yap dedik. Bakın Ankara, Hatay ve Osmaniye'den bir kişi varmış. Trabzon'dan da iki kişi varmış. Gruplandırma işlemleri de bu şekilde yapılıyor.